Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Hüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli arkadaşlar, değerli kardeşler, Fenerbahçe gündemine dair birçok haberimiz var, birçok duyumumuz var. Fakat maalesef son zamanlarda YouTube kanalımızın üstünde bir sıkıntı var. Bilmiyorum, belki diğer kanallarda da vardır yani, belki de YouTube genelinde bir sıkıntı vardır. Bariz bir şekilde birçoğunuzun yorumlarını göremiyoruz arkadaşlar. Şimdi şunu belirteyim. Yorumunuzu göremiyoruz dedikten sonra bazı arkadaşlar 50 defa aynı yorumu yazıyorlar. Bu videoya herkes bir tane yorum atsın ama uzun uzadıya. Ya gerekirse şey yazın işte, arılar polenlerini işte şuradan toplarlar. İşte kelebeklerin ömrü kısadır falan. Bak ciddi söylüyorum. Gerekirse bu şekilde yazın ama uzun uzadıya bir cümle yazmaya çalışın. Bir kontrol edelim arkadaşlar. Eğer yorumlarınızı gerçekten cevaplayamıyorsak yani sıkıntı büyüktür. Ama eğer yorumlarınız görünüyor, nokta dahi olsa cevap atıyorsak bu şu demektir. Spam politikasını da güncelliyor YouTube demektir. Evet. Fenerbahçe derbide farklı kazandı diyor. Darısı futbola inşallah. Hazırlık maçında Fenerbahçe kadın basketbol takımı Beşiktaş'ı 77-52 mağlup etmiş. Bu arada hesaplayamayan arkadaşlar için 23 sayılık, şey 25 sayılık bir fark. Baktığınız zaman yani 25 sayı futbolda kaça tekabül ediyor? 2,5 diyelim, 3 farka falan tekabül ediyor mu diyelim. Ya işin esprisindeyiz tabii ama. Hazırlık maçı Fenerbahçe Alagöz Holding kadın basketbol takımı. Hazırlık maçında yenilmiş. Yani Metro Enerji Salonu'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe bu şekilde üstün bir oyun sergilemiş müsabakayı. Yönetim kurulu üyemiz Mustafa Kemal Danabaş da takip etmiş. Enner Valencia en iyi sezon başlangıcım demiş. Bu arada bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Transfer sezonu bitti, değil mi? Eylül'ün 7'sinde 8'inde. Bitti. Yaz transfer dönemi bitti. Okey. Peki kış transfer dönemi ne zaman başlıyor? Normal şartlarda 15 Kasım gibi başlardı. Normal şartlarda 15 Kasım gibi sıcak duyumlar, böyle gündemi sarsacak duyumlar başlardı. Ama hemen Eylül biter bitmez sıcak duyumlar başladı. Subliminal duyumlar içinde dikkatli olun. Gerçi biz bize kaldığımız için açık açık size duyum veririm. Rahat olun. Şimdi Fenerbahçe formamızı giyen Enner Valencia, Avrupa'da oynamaya başladığından bu yana en iyi sezon başlangıcı yaptığını söyledi diyor haberde. Ekvador milli takımı kampında açıklamalarda bulunmuş. Ve Suudi Arabistan maçı öncesinde basın toplantısında demiş ki şüphesiz Avrupa'da oynamaya başladığımda en iyi sezon başlangıcını yaptım. Sadece gollerimle değil, performansımla da teknik direktörüm ve takım arkadaşlarımın güveni sayesinde bunu başardım diyor Valencia. Haklı mı? Haklı. Evet, bunu başarmış oldum. Gerçek şu ki harika zaman geçiriyorum demiş ve Dünya Kupası'nda gollerine devam etmek istediğini söylemiş. Umarım Dünya Kupası'nda da gol atarım. Hepsinden önemlisi gollerim takımın kazanmasına yardımcı olur demiş. Bence harika bir Dünya Kupası geçirmek için çok formdayım ve her gün açılış maçının ayarını kuruyorum diye söylemiş. Şimdi normal şartlarda benim burada Valencia duyumu verirken bir kere söyleyip geçmem lazım. Sizin birçoğunuzun anlamaması lazım. Ya adam bir şeyler demek istedi ama ne demek istedi anlamadım diye demeniz lazım. Kanalın uzun süre takipçilerinin, yani uzun süredir kanalı takip eden takipçilerin adam açık açık Valencia duyumu verdi be işte budur demesi lazım. Ben açık açık Valencia duyumu veriyorum. 2023 Haziran'da bitecek olan sözleşmesi 2 sene uzatılmak için kendisi ile değil menajeriyle görüşmelere başlanmıştır arkadaşlar. Alın size kap açıklaması. Birçok kişiye şaka geliyor. Hocam şaka yapıyorsun diyor. Ben şaka falan yapmıyorum. Ben şaka falan yapmıyorum arkadaşlar. Yani kap açıklaması yapıyorum bak, farkındaysanız kap açıklaması. Evet, ciddi ciddi kap açıklaması yapıyorum. Valencia'nın menajeriyle sözleşme görüşmelerine başlanılmıştır arkadaşlar. Görüşmelerin İstanbul ayağı da
önümüzdeki hafta içi yapılacak diye biliyorum. Bakalım doğru çıkacak mı çıkmayacak mı, ama sözleşme detayını da söyleyeyim. 2 yıllık bir sözleşme, yıllık 1,5 milyon eurodan 2 yıllık bir sözleşme görüşmesi yapılacak. Alın size kap. Fenerbahçe'ye Joshua King'den kötü haber. Şimdi ben laf ebeliği yapmak istemiyorum. Norveç milli takımında Joshua King sakatlığı nedeniyle çıkarıldı. Fenerbahçe forması giyiyor 30 yaşındaki futbolcu aday kadrodan çıkarıldı. Teknik direktör Stanley Solbakken King için açıklamasında diyor ki Joshua'nın kalçasında problem var. Bu da yaklaşan maçlarda oynayamayacağı anlamına geliyor demiş. Arkadaşlar, hafif kas ağrıları var. Yani hafif kas ağrıları var. Sizin anlayacağınız tabirle söyleyeyim mi? Kaslarında bir güçsüzlük var. Hani hocam daha da açık konuş. Daha da açığı şu. Mesela sağ ayağının kalça kasında, hani şut çekmesini sağlayan o kaslarda ya da ayakta daha iyi durmasını sağlayan, hızlı koşmasını sağlayan o kaslarda bir zayıflama var. Hocam bundan kolay ne var? Kemik suyu içsin hemen geçer. Öyle olmuyor işte. Öyle olmuyor. Tamam hocam, pekmez yesin. Pekmez içsin. Ya bir durun. Yani ciddi bir sakatlığı yok. Yani alın size duyum, ciddi bir sakatlığı yok. Kas ağrısı var. Riske edilmek istenmedi. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu arada metni de kaldırayım. Belki dikkatinizi dağıtıyordur. Tam dinleyemiyorsunuzdur. Yani şunu söyleyeyim. Hafif kas ağrıları var. Ya biraz daha açık konuşayım. Hani küsmeyin diye biraz daha açık konuşayım. Hani bize dediler ki futbolcuyu gönderin. Biz dedik ki sakatlığı var. Öyle olmaz dediler. Bir de biz görelim dediler. Gitti bir de onlar gördü. Biz dedik ki eğer futbolcumuzu oynatırsanız sakatlığı uzun sürerse maddi olarak tazminat vermek zorundasınız dedik. Ve onlar dediler ki hiç gerek yok. Bu adam sakat dediler. Olay bu. Hocam Beşiktaş maçında oynar mı? Salı gününden itibaren idmanlarda yer alırsa oynar. Alın ikinci duyum. Bak bir kere söyledim geçiyorum. Yabancı hakem açıklaması. Ali Koç İstanbul'da düzenlenen Avrupa Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulunmuş. EKA, Avrupa Kulüpler Birliği, İstanbul'da düzenlenen genel kurul sona ermiş. Çırağan Otel basın toplantısı, pozitif atmosfer. Ali Koç diyor ki Avrupa'da basın desteğini sürdüğünde Avrupa Süper Ligi hakkında alkıhala fififi demiş ki Avrupa Süper Ligi'ni kurmak isteyen takımlar UEFA organizasyonlarına katılıyorlar ve kazandıkları başarılarını kutluyorlar. Her şey yolunda gidiyor. Avrupa Süper Ligi diye bir şey şu an yok ve hiçbir zaman olmayacak demiş. Bence kesin konuşmamak lazım. Ali Koç da açıklamalarda bulunuyor. Financial Fair yok. Artık Ali Koç'un frekansı değişti biliyorsunuz. Bir gazeteci diyor ki Türkiye'de yabancı hakem uygulaması olabilir mi diyor. Ali Koç diyor ki sözlerimi dikkatli olarak seçeceğim. Yunanistan ve Suudi Arabistan gibi farklı federasyonlar denedi. Olması gereken 20 elit hakem sayısından şu an 5-6 hakem eksik durumdayız. Belki bu sezon denenebilir demiş. Ve Türkiye'de maçların çok durduğunu 8-10 dakika normal sürede Avrupa'daki maçlara kıyasla zaman kaybı yaşandığını belirtmiş Ali Koç ve Avrupa'daki maçların daha akıcı geçtiğini söylemiş. Yalan mı? Yalansa yalan deyin arkadaşlar. Bu arada EKA Başkan Yardımcısı Edwin van der Sar ise Katar'daki Dünya Kupası nedeniyle ülkelerde liglere ara verilmesine ilgili olarak demiş ki şartlara ayak uydurmak zorundayız. Kolay değil ama kulüpler gereken planlamayı yapacaktır. Dünyanın en iyi futbolcuları Katar'da Dünya Kupası'na mücadele edecek ifadelerini kullanmış. EKA Yönetim Kurulu üyesi Lina Soğlukoy ise kadın futbol kulüplerinde artık EKA üyesi olabileceğini ve EKA bünyesinde bir birim kuracaklarını, kadın futbolunu destekleyeceklerini söylemiş. Yabancı hakeme dair bana da çok soru geliyor. Hocam sen ne dersin diye. Ben şunu söyleyeyim. Şimdi hakemin yabancısı değil, hakemin futbola yabancısı kötüdür. Hakemin futbola yabancısı kötüdür. Hakemin Türk'ü iyi diye bir şey yok. Ya da başka milletlerin iyi diye bir şey yok. Eğer hakemin
niyeti bozuksa, futbola yabancıysa, istediğiniz dünyanın en iyi kral hakemini getirin. Hiç fark etmez. Sadece rezalet izleriz, tiyatro izleriz. Ben Türkiye'deki hakemlerin birçoğunun, tırnak içinde söylüyorum, dünyanın en iyi hakemleri olduğunu düşünüyorum. Bakınız, dünyanın en iyi hakemleri olduğunu düşünüyorum Türkiye'deki birçok hakemin. E hocam, işte sana göre son sezonlardaki şampiyonluklar hak edilerek mi yoksa hakemler edilerek mi kazanıldı? Hakemler edilerek kazanıldı birçoğu. E bu ne tezatlık hocam, hem çok iyi hakemler diyorsun hem böyle diyorsun. Ben şunu söyleyeyim, hakemlerimiz özgür iradesiyle maç yönetmiyorlar. Benim bir futbol sever olarak, futbolu yorumlayan bir birey olarak, hani gördüğüm, şahit olduğum, tanık olduğum olay bu arkadaşlar. Yani benim gördüğüm olay bu. Hakemler baskı altında, etki altında, belki de tehdit altında maç yönetiyorlar. Ve bu da yani maalesef ve maalesef Türk futboluna etki ediyorlar. Ne desek boş, ne yapsak boş, ne söylesek boş. Boş. Sadece iddia derbi oranlarına bakarak, sadece iddia şampiyonluk oranlarına bakarak maçları yorumlayan bir kitle var. Yani hal böyleyken ne anlatacaksınız? Ne anlatacaksınız abi? İnşallah hakemlerimiz etkisiz, tesirsiz ve tehditsiz maçlar yönetirler. Ve Türk futbolda gereken yerleri bulur. Bakın ben birçok kişine Jorge Jesus muhabbeti yapmaya başladım. Hani Fenerbahçeli olmayan kişilerle. En son mesela dün akşam bir akrabamla muhabbetteydim. Diyor ki, lan bu Jorge Jesus'un oynattığı futbola hayran kalıyorum diyor ya. Bu adam Galatasaraylı. Bu adamın futboluna hayran kalıyorum diyor. Bana kalsa diyor, ne kadar Türk oynatıyor Jesus diyor. Hepsini milli takım alsınlar, hepsini oynatsınlar diyor. Evet, bunu bir Galatasaraylı söylüyor. Fenerbahçe'de diyor durma yok, hakemle uğraşma yok, zaman çalma yok, kendini yere bırakma yok diyor. Tam Avrupa topu oynuyor diyor. Başakşehir, mesela Başakşehir'i de beğeniyorum diyor. Düşünün bak, şimdi bazı futboldan anlamayan Fenerbahçe taraftarı, ki aramızda bunlardan bayağı var. Galatasaray şöyle transfer yaptı, böyle transfer yaptı. Ya biz burada uzun uzadıya anlattık. Transfer yapmak değil, onu oynatmak mesele. Ya bu ülkeye neler geldi, ne yıldızlar, ne süperstarlar geldi de giderken oh kurtulduk dedirtti. Yani bu bir şeyleri kabul etmeniz lazım. Bir şeyleri kabul etmeniz lazım. Seferovic'i aldırmıyor Jesus. Gidiyorsun Başakşehir'e alıyorsun mesela. Kapalı kutu ama... Birçok Fenerbahçe taraftarı ulan iyi ki almamışız diyor. Şunu aldırmıyor, iyi ki almamışız diyor. Bunu aldırmıyor, iyi ki aldırmamış diyor. Mesela Weghorst'u aldırmadı Fenerbahçe'ye. Ben iyi ki aldırmamış diyor muyum? Bak benim gördüğüm Weghorst cılız bir adam. Savunmalarla baş edemeyecek bir adam. Yani sert savunmalar tarafından anında sakatlanıp böyle 2-3 hafta sürekli sakatlanacak türde bir adam. Hani bir sakatlanmaya başladı mıydı yalama olacak böyle. Ardı arkası kesilmeyecek gibi gördüğüm bir adam. Maxi Gomez takım savunmasına ve savaşına katılmayan bir adam gibi geldi bana. Trezeguet kanatta. Trezeguet'in takım oyununa, yani takım oyununa adapte olabilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Bireysel oynaması yüksek bir oyuncu. Ha diyebilirsiniz ya hocam işte bireysel de lazım. Bak mesela Emre Mor bireysel oyuncu ama takım oyununa da bir şekilde katkıda bulunuyor. Takım oyununa ritmine katılıyor. Katılmazsa olmaz. Şimdi Fenerbahçe'den devre arasında ilk yolcu belli oldu. Kim o? Serdar Dursun. Jesus sildi diyor haberde. Bir kere şununla hemfikiriz değil mi? Türkiye'de ve Avrupa'da sergilenen futbol alınan sonuçlar taraftarını mutlu ediyor. Ama Fenerbahçe'de forma yüzü gülmeyen Serdar Dursun'un devre arasında takımdan net olarak ayrılacağını haberler söylüyor. Çünkü Jesus'un sistemine ters düştüğü için tercih edilmediği söyleniliyor. Şimdi Fenerbahçe'nin domine ettiği ve 5 oyuncu değişikliği hakkını kullandığı maçta Serdar Dursun'un görev alınması tartışmalara sebep oldu diyor. Hiç tartışmaya falan sebep olmadı. Düzenli forma giymek isteyen ve takımdan ayrılma planları yaptığı öne sürülen Serdar'ın adı transfer dedikodularına da karışmış durumda diyor.
Devre arasında ayrılabilir diyor. Akşamın haberine göre Serdar Dursun Almanya'dan taliplerin olduğu biliniyor demiş. Allah aşkına akşamı sabaha karıştırmayın. Ben burada bas bas bağırdım. Milli golcüye Augsburg ve Union Berlin ilgi duyuyor. Schalke 04'ünde ilgisi var demiş. Ben Augsburg için bir şey diyemem ama Union Berlin ve Schalke'nin 2,5 milyon euroluk teklifi masada duruyor arkadaşlar. Bugün kabul edin alın. Bundesliga 2'de de gol kralı oldu diyor. Darmstadt formasıyla. Fenerbahçe formasıyla 47 maçta 17 gol 6 asisti var. Yani baktığınız zaman fena da sayılmaz. Peki sorun ne? Sorun şu. Her takımın bir sistemi var. Bu sistemin futbolcusu başka. Bakın Vedat Muriç'i Kosova maçını izledim. Mesela ben bayağı uzun bir süre izledim Kosova maçını. Kuzey İrlanda ile oynadıkları maçı. Vedat tam beni açtım. Biraz izledim. Vedat gol attı. Çok da sevindim. İyi oldu diye. Sonra birkaç tane kaçırdım. O Vedat Muriç'i şu an Fenerbahçe'de çöp toplar. Bak o Vedat Muriç'i şu anda çöp toplar. Bugün Robin van Persie Fenerbahçe'de olsa birinci forvet değil ama ikinci forvet olarak anca oynar. Bak ikinci forvet olarak oynar. Mesela eski forvetlerimize Musa Sow banko ilk 11 oynar. Emenike banko ilk 11 oynar. Bak banko ilk 11 oynar. Dörkayt sağ kanat sol kanat falan oynamaz. Ya forvet ya forvet arkası oynar. Çünkü bu sistem bu sistem. Jesus'un sistemi bu. Şu anki sistem bu. Anlatabiliyor muyum? Mesela Alex de Souza. Hiç merak ettiniz mi? Alex şu an oynasa hangi mevkide oynar? Bir düşündünüz mü? Alex şu anda oynasa forvet arkası mevkisinde oynar. Yani ikinci forvet mevkisinde oynar. Ve bayağı da gol katkısı olur. İşte olay bu. Hocam peki Serdar Dursun gidecek mi? Arkadaşlar şu an için gidecek diyemem. Şu an için kalacak derim. Ancak devre arasında hızlı bir şekilde yabancı kuralı esnetilirse. Bakın sözlerimi seçmeden söylüyorum. Devre arasında yabancı kuralı esnetilir. Herkes istediği futbolcuyu oynatsın. İstediği kadar yabancıyla sözleşme imzalayabilirsiniz diye kural gelirse. Portekiz 2. ligindeki Paulinho Fenerbahçe'ye gelir. Serdar Dursun gider. Hiç beklemeyiz. Ve 2,5 milyon euro ile 4 milyon euro arasında belki 4 milyon euroya gider. Yani Fenerbahçe'de devre arasında ilk yolcu Serdar Dursun olur. %100 olur. Ve iki transfer sürprizi. Bir Enner Valencia. İkinci sürpriz. Novak, Lemos ya da Buruma. Nasıl yani? Arkadaşlar idman fotoğraflarına bakın. Novak da idmanda. Lemos da idmanda. Buruma'nın sakatlığı var. O sakatlık gelişene kadar idmanda yer almaz. İkisi, yani iki futbolcu da idmanda. Fotoğraflara bakabilirsiniz. Ya ben şunu söyleyeyim. Ben olsam kadroya da almam. İdmana da almam. Samandıra'ya gidin çürüyün lan orada derim. Çünkü ben Türk'üm. Duygusalım. Ama Jesus profesyonel. Jesus profesyonel. Bunları da idmana dahil ediyor. Bakın. Bir şey söyleyeyim mi? Biz Jesus'u anlayamayacağız. Belki 3 sene sonra anca anlayacağız. Belki 4 sene sonra. Belki hiç anlayamayacağız. Ama Jesus bu işte. Serdar Aziz iyileşti. Takımla çalışmalara da başladı. Oynayabilir. Birçok arkadaşımız hocam camdan Serdar Aziz. Bunu oynatmayalım işte. Yok bunu öldürelim. Yok bunu gömelim. Ya arkadaşlar etmeyin eylemeyin. Sizin elinizde belki de Türkiye'de oynayan en iyi Türk stoper var. Hocam canlı bomba. Ya stoperlerin hepsi canlı bombadır. Her stoper canlı bombadır. Sebep? Sebebi şu abi. Hata yaptığında direkt kaleciye karşı karşıya adam. Yani her kaleci canlı bombadır. Çünkü kaleci hata yaptığı zaman gol olur. Forvet hata yaptığı zaman hata olur. Orta saha hata yaptığı zaman ofansifse orta saha hata olur. Defansif orta saha ise kaleciyle karşı karşıya falan olur ya da savunma karşılığı da olur. Ama savunma hata yaptığı zaman kaleciyle karşı karşıya olur. Kaleci hata yaptığı zaman gol olur. O yüzden de böyle bir risk var. Ben şunu söyleyeyim yabancı kuralı serbest olursa %100 olarak diyorum. Serdar Dursun gider. Hatta şöyle kapta vereyim. Serdar Dursun gider. Paulinho gelir. Birinci sürpriz bu. İkinci sürpriz de Valencia'ya dair sözleşme uzatma. Peki hocam Buruma, Novak, Lemos bunlar kalır mı gider mi? Yabancı serbest olursa asıl o zaman bunlar gider. Niye?
Niye gitmiyorlar? Çünkü diyorlar ki mecbursunuz sözleşme yapmaya. Ama kural gelirse, arkadaş hiçbir yere gitmiyorsunuz. Ben sizi burada deneyeceğim dediğin anda iş biter. Sevgili arkadaşlar, desteklerinize muhtacız, ihtiyacımız var. Lütfen desteğinizi esirgemeyin. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Görüşmek üzere.